günler. Selamun aleyküm arkadaşlar. Hayırlı pazarlar. Bugün pazar. Saat 10.33. Enes Yerliçay oğlumla beraber. Bugün oğlumun dershanesi yoktu. Yanıma ziyaretime geldi. Baba sen de gelebilir miyim dedi. Kendisi sık sık benimle seyahat etmez. Enes Yerliçay oğlum. Dedim oğlum gel dedim. Bir değişiklik olur. Hem dolaşırız hem sohbet ederiz. Konuşuruz, dertleşiriz. Hem fazla tır merakı yoktur kendisinin. Şöyle diyeyim, tır merakı yoktur. Okumaya endeksli olmuştur kendisi. Kendini okulla besliyordur. Ha tabii de öğrenmemek bir şey değildir. Öğrenecek tabii. Tırcılığı da öğrenecek. Ama şey, alarm ötüyor. Ben görüyor musun? Sigara içiyoruz ya, alarm ötüyor. Ay anasını zaten. Alarm var. Her neyi var. Var ya. Sigara dumanı vurdu. Kendisi nerede kalmıştık? Nerede kalmıştık? Şey öğrenecek. Ama saklı dursun. Hayat neler getirir bilemeyiz arkadaşlar. Yarın o gün okudu, iş adamı oldu ya da mevki büyük bir yere geldi, memur oldu. Baktı işi ters gitti. Allah göstermesin, hayatta her şeyle karşılaşabiliyoruz. Ama saklı kalsın cebinde. Allah nasip ederse Enes Yerliçay'a ben ehliyetin ağır vasıtasını da alacağım, senecesini de alacağım, psikotekniğini de alacağım, bu şoförlüğün ne gerekiyorsa evraklarını tamamlayacağım ve teslim edeceğim. Yani kendi de başaracak bu arada. Ama cebinde duracak. Cebinde heybesinde duracak, saklayacak. Olur ya bir gün lazım olur, defterini çıkaracak, evini ve çoluk çocuğunu, Allah nasip ederse tabii o günleri görürsek, evini geçindirecek, çocuklarını geçindirir. Yani bir ekmek kapısı ve bu mesleğinin de alaylı yetişmişliği olacak. Ama kendisini şunu not düşüyorum. Öyle tırcı olmak, işte şoför olmak kaidesiyle değil arkadaşlar. Bilezik. Yani bilezik duracak kolunda. Saklayacak zamanı. Yarın bugün belki ne derler, lojistik kurar, belli olmaz, ihracat işi yapar. Hiç değilse şoförlerin neler çektiğini, neler yaşadığını babasından örnek olarak bunu beyninin altına yaşar. Elindeki çalışan elemanlarını da ona göre yönlendirir. Onlarla baba, kardeş, evlat sevgisiyle beraber çalışır giderler. Ama işi bilmiyorsa, gelmiş işin başına geçmişse rezil usta olur. Onun için yetiştirmek lazım. Yani bazı arkadaşlar diyor ya okusun da şoförlükle ne alakası var bilmem ne. Arkadaşım ben şoför yapmayacağım ki oğlumu. Öğreteceğim, cebinde saklı kalacak. Bu iş macera işi değil. Şu anda macera işini atlayan arkadaşlarımız, böyle heves eden kardeşlerimiz var içimizde. Şu anda şoför olanlar, bir onlara anlatın neler çektiklerini. Abi dıştan göründüğü gibi değilmiş ya. Sadece direksiyon çevirmeyle bu iş bitmiyor arkadaşlar. Bu işin çilesi, ağırlığı, sorumluluğu çok büyük. Bunu anlatamazsınız. Onun için şunu anlatmaya çalışıyorum. Oğlumdan konuyu açtığım için gençlere buradan şey yapıyorum. Bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Arkadaşlar, tırcılık, şoförlük güzel bir meslek. Ama yapabileceğin bir iş varsa, masa başı ya da ticaretle uğraşacaksan ilk baştan orayı tercih et. Bu da bir hobin olsun senin. Hobin olsun. Öğren tabii. Tırcılığı merak et. Güzel bir, şerefli bir meslek. Ama öğren, sakla cebinde kalsın. Dursun kenarda. İlle ben şoför olacağım diye, işte nasıl bir şoför olurum diye muhabbetini yapma. O heves varsa bunu hobi olarak, ha yarın o gün hobini de ekmeğe de kazandırabilirsin. Döndürebilirsin. Ne demek istiyorum burada? Öğren. Öğret. Sakla. Zamanı geldiği zaman kullanırsın. Onun için arkadaşlar şey yapalım. Yani direkt şoförlüğe heveslenmeyin. Heveslenin tabii. Bunun da heveslenmek diye bir şey yok. Ama tercihin içindeki cevherleri sadece şoförlüğe doğru dökme. İnsanlığa, hayata kendin bir şeyler ver. Sadece kalıbın içinde girme. Direksiyonun çevresinde durma. Ben hayata başlarken, şoförlüğe başlarken, ben şoför olacağım diye bu işe başlamadım arkadaşlar. Size açık net konuşuyorum bunu. Şoför olarak tırcılık yapacağım diye bu işi başlamadım. Ben bu işi askerden önce oto tamircisiydim. Kamyon üzerine ağır vasıta, Dodge, BMW, Ford. Bunlar üzerine çalışıyordum. Ağır tamirciydim. 9 sene çalıştım.
9 sene sonra işi bıraktım bazı nedenlerden dolayı. İş hayat tersine döndü ve dükkan çalıştırdım. Esnaflık yaptım, ticaretle uğraştım. Askerden geldim, hayat değişik oldu. Kendi araçlarımız vardı. Tabii bu arada ben kamyon mamyon kullanıyorum tabii. Hobi olarak arkadaşlar. Hobi olarak kullanıyorum. Çıkıyorum arabanın üzerine, şoför kardeşlerimize yardımcı oluyorum şirketimizde. Onlara koşturuyorum. Ne oldu? Askerden geldik. Bana dediler ki şirketten, Kadir'im, ailem, bizim bir boşluğumuz var. Ne boşluğumuz var dedim. Sen dediler bir kamyonet alalım, dükkanın sevkiyat işleriyle ilgilen dediler. Yani yönlendir, kamyonetle servis çek. Tabii dedim, hay hay dedim. Ekmek bizim ekmek. Hayır diyemem. Ama şoförlükte gözüm yok yani, bunu yazın bir kenara. Ondan sonra başladım kamyonetle mamyonetle çalışmaya. Tabii ondan sonra abi derken şoför, 4 tane 950'miz vardı, 40 ayak inolar vardı. Şoförler eylem yaptı, bilmem ne yaptı derken ben direksiyon üzerine çıktım. Uzun lafın kısası, çok var, anlatacaklarım var. İleriki videolarda anlatacağım maceralarımı, şoförlük hikayelerimi. Tabi ben böyle havadan inmedim bu direksiyona. Sürünerek indim. Sürünerek bindim. Sürünerek buraya kadar geldim. Yani bu mesleğin, affedersin, pelen çemberinden geçtim ama hala şoförlük öğrenmeye çalışıyorum. 5 yaşından çocuktan bile bilgi almaya çalışıyorum. Benim görevim bilgi almak. Bakın sizlerle şu anda video yapıyorum. Farkında mısınız? Size dönük video yapmıyorum. Yoluma bakıyorum, aynama bakıyorum, çevremi koruyorum. Ben tek değilim direksiyonda. Benim çevrem var, dünyam var, insanlar var. İnsanlara zarar vermemek lazım. Yani hava atmamak gerekir. Bunun havası olmaz bu direksiyonun. Bunun havası dört kollu cenaze arabadır. Karacaahmet mezarlığıdır. Yoluna bakarsınız. Benim hatta şurada bakın, hayat bu nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Ceset torbası. Bu ceset torbası her zaman yatağımın üstündedir. Yatak dağınıktır. Çek bakayım oğlum yatağı. Yatak dağınıktır. Burada başucumda durur. Anladınız mı arkadaşlar? Şu ceset torbam başucumda durur. Ya Kadir abi sen nasıl konuşuyorsun? Her şeye hazırlıklı olmak lazım arkadaşlar. Neden? Hayat neler getireceğini bilemezsin. Onun için biz bu işi mesleği yaparken ceset torbamızı başımızda taşıyoruz arkadaşlar. Anladınız mı? Bu meslek öyle bir meslek ki evin yolunu bulamazsın. Sabah çıktığın zaman akşam eve dönüp dönemeyeceğin belli değil. Bunu kafanıza koyun. Neden sizi şoförlüğe yönlendirmiyorum? Tabii birileri yapacak bu işi. Birileri uğraşacak. Bak oğlum Volvo geliyor bir tane. Volvo'yu çekti. Laf arada kalktı da. Maşallah maşallah. 460 maşallah. Allah'ım sahibine bağışlasın. Allah'ım utandırmasın. Allah'ım binini bin yapsın. 19 plakalı Çorumlu kardeşim. Hayırlı olsun. Her neyse. Yani ben evden sabah çıkarken çocuğum videoyu çekiyor. Enes Yeliçay. Onlar da bak kendileri de söyleyebilir. Evden çıkarken helallik alıp çıkıyorum. Hakkınızı helal edin diyorum. Çocuklarımla öpüşüp çıkıyorum. Akşam ben giderim dönemem. Benim başımdan bir olay geçmişti. Cezaevi olayı. Her neyse ona ayrı bir video yapacağım. Cezaevi olayımı. Şoförlükte. Ölümlü bir kaza yaşadıldı. Neyse içeri girdik çıktık. Önemli değil. Her neyse ona ayrı bir video yapacağım size sonra. Şimdi değil. O başka bir mevzu. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Şoförlük zor sanat meslek. Her kişinin, her baba yedin işi de değil. Ya diyorsun Kadir abi, bir yandan şoförlüğü övüyorsun, bir yandan da diyorsun yapma bu işi, bir yandan da yap diyorsunuz. Ya kardeşim, sende cevher varsa içinde, bu işe aşıksan, hani böyle heves değil, hava civa değil, bu işi ben yaparım. Ben bu işi, ekmeğimi bundan kazanırım. Gezme, gözme diye havasıyla gelmeyin bu işe. Gezme görme hevesiyle bu işe başlamayın. Gezme görme yalan. Bir gün gezersin, iki gün gezer, üçüncü gün direksiyondasın. Ne gecen belli olur, ne gündüzün, ne sabahın. Çocuklarından ayrı kalırsın. Ailenden ayrı kalırsın. Ama bu işi yapın. Yine de yapın. Oğluma da diyorum. Hayatı beceremezsen en son geleceğin iş burasıdır. En güzel kutsal nimet ekmek budur.
Ha, gelelim şeye. Yolda nasıl araç kullanıyorsun Kadir abi sen? Ya kardeşim, benim her zaman bir sloganım vardır. Yavaş gidersen yolun tadını alırsın. Hızlı gidersen mezarlığın dibini görürsün. Çukuru görürsün. Onun için yolda giderken sana bir hız kuralları vermiş devlet. Tabela koymuş. O tabelalara uyun, hayatta kalın. Başkası şunu yapıyormuş, şunu ediyormuş diye kayde yok. Yeşil ışıkta durdunuz tırla. Ya da kamyonetle, ya da kamyonla, ya da otobüsle. Yeşil ışık yandı. Birdenbire kalkmayın. Çünkü o anda dalgın bir yaya vardır. Ya da dalgın bir insan vardır. Aynalarınızı kontrol edip, sağ solunuza bakıp, tedbiri alıp, takdiri Allah'a bırakarak, bu her şeyde 2 saniye. 2 saniye ya da 3 saniye sürer. 3 saniye duraklamayla kalkın. Ve ondan sonra yolunuza devam edin. Canlar, vicdanlar sızlamasın arkadaşlar. Yolumuza, izimize bakalım. Hayatımıza devam edelim. Kardeşlikle yürüyelim. Lütfen buradan gençlere sesleniyorum. Şoförlük iyi bir meslektir. Ama hava için değil, gösteriş için değil. Mesleğinizi kendinize göre ayarlayın. Hayatınızı ona göre yönlendirin. Şoför olmak istiyorsanız, bir ühteniz varsa, bir altyapınız varsa bu işe gelin. Bu ekmeğe gelin, sahip çıkın. Altyapınız yoksa ETS bilgisayar, neydi ATS bilgisayar? ETS 2. ETS 2'den öğrenip de bilgisayar başından kalkıp da tıra binen şoförler çok yakında, Allah göstermesin, çukurun dibini görür. ETS'deki gibi değil bu oyun. Yaşayarak, görerek hayatı öğreneceksiniz. Öğrenmeden bu işe ayak atılmaz kardeşim. Onun için işinize gücünüze bakın, ekmeğinize bakın. Bana sormak istediğiniz soruları sorun, ben de size cevap verin dilimin döndüğü kadar. Ulan size bir kanal açtım İnsanlık için. Hiçbir Allah'ın kulu sorusu yok. Ulan sormayın, önemli değil. Ben size yine anlatırım. Ulan müziğim ne oldu benim ya? Ay be. Bence 820'de bir tezer.